Evet değerli basın mensupları her toplantı olduğu gibi size önce sağlık diliyorum. İyi mesailer diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bugün 27 Mayıs. 27 Mayıs 1960 tarihi demokrasi tarihimizin en kara günüdür. En utandığımız gündür. En ayıplı gündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası bakımından da kötülüklerin miladıdır. Türkiye'nin demokrasisinin, insanların temel hak ve özgürlüklerinin geri bırakılmasının, gasp edilmesinin, köreltilmesinin de miladıdır. Bugünün bir ayrı anlamı da şudur. Yüce Meclis'in çatısı altındayız. Adnan Menderes Başbakan. Fatih Rüştü Zorlu Dışişleri Bakanı. Hasan Polatkan. Maliye Bakanı. Bu insanlar idam edildiler, asıldılar. Ne uğruna? Kimse bilmiyor. Hangi gerekçeyle? Kimse bilmiyor. Bunun siyasi penceresi baktığı perspektif görüşü ne olursa olsun hiçbir insan tarafından demokrasiyi benimsemiş hiçbir insan tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. 27 Mayıs 1960 büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin önüne kurulmuş ilk ve en büyük tuzaktır. Böyle bakıyoruz. Ve 27 Mayıs 1960 bir emperyal projedir emperyalizm projesidir. Bu coğrafyanın bu toprakların bu toprakların asli sahiplerinin bu topraklarda, bu bölgede ve dünyada söz sahibi, güç sahibi olmasını istemeyenlerin projesidir. Ders çıkarabildik mi? Hayır. Keşke 27 Mayıs 1960'tan hep birlikte ama hep birlikte biraz ders çıkarabileydik. Demokrasinin faziletini, önemini, kıymetini hep birlikte biraz bilebileydik. Şimdi bambaşka bir Türkiye olurdu. Çünkü ayıp 27 Mayıs 1960'la kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir başbakan, iki bakan idam etme asma ayıbı hepimizin üstündedir herkesin üstündedir. Ders çıkarmadığımız için de bu böyledir. Nitekim ondan sonra yani 27 Mayıs'tan sonra işkenceli, elektronik, postallı, postmodern, kravatlı, idamlı sayısız darbe ve muhtıra yaşadık. 12 Mart 1971 12 Eylül 1980 28 Şubat 1997 ve 15 Temmuz 2016 27 Mayıs'ın ürünü ve eserleridir. Biz böyle bakıyoruz. 27 Mayıs olmasaydı o süreçte Türkiye böyle bir hadise yaşamasaydı ne 12 Mart ne 12 Eylül ne 28 Şubat ne 27 Nisan ne de 15 Temmuz'u yaşamazdık. Hepsini lanetliyoruz. Ayırmadan 12 Mart'ta, 12 Eylül'üde, 28 Şubat'ı da 27 Nisan'ı da 15 Temmuz'u da hepsini birbiriyle aynı görüyoruz. Bir görüyoruz. Hepsinin yüce meclise Türk demokrasisine bir darbe, bir tecavüz olduğunu e, düşünüyoruz ve hepsini lanetliyoruz. Ve diyoruz ki hepsinin hedefi aynıydı. Hepsinin hedefi demokrasiydi demokrasimiz idi ve hepsi dış destekli dış teşvikliydi. Hepsinin bir dış ayağı vardı ve başta söylediğim gibi hepsi emperyalist bir projeydi. Böyle bakıyoruz. Şuna artık hepimiz eminiz. Artık darbe olmayacak. Türkiye'de artık darbe olmayacak. Olamayacak ve artık kimse darbeyi aklından da geçirmeyecek, geçiremeyecek. 84 milyon vatandaşımız siyasi anlayışına, yaklaşımına bakmadan darbelere tek vücut olarak karşı olduğunu 15 Temmuz 2016'da gösterdi ve darbeyi püskürttü. Erdoğan'ın darbeyi püskürten tek adam gibi pazarlanmasına, sunulmasına itirazımız var. 15 Temmuz püskürtüldüyse bu başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o geceki tavrının ki AK Partililerden önce CHP'li milletvekilleri bu meclise geldiler. Direnmek için geldiler. Bütün siyasi partilerin ve 84 milyonun ortak eseridir. Bunun da unutulmasını istemiyorum. Ama milletin demokrasiyi bir tramvaya benzetenleri de unuttuğunu zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Bugün beyefendi demokrasi ve özgürlükler adasında demokrasi hamaseti yaptı. 27 Mayıs üzerinden Türkiye'yi kamplaştırmaya, kutuplaştırmaya devam etti. Aa, 27 Mayıs'ta idam edilen merhum Adnan Menderes'in ideallerinin, ilkelerinin, anlayışlarının günümüzde takipçileri var. O Tayyip Erdoğan değil. Mesela hadi CHP'yi çağırmıyorsun. Çağırma kardeşim. Meraklısı da değiliz. Biz gideriz Adnan Menderes'i anarız. Konuşuruz burada genel kurulda, sokakta, meydanda. Yahu bari Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'ı buraya bir çağırın ya. Bir davet edin gelir gelmez. Sen 27 Mayıs'ın yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda AK Parti kongresi yapar gibi demokrasi mağdurluğuna yatamazsın. Sen bugün demokrasi darbe tacirliği yaptın. Darbe mağdurluğuna yatıyorsun. Halen daha korkma ya korkma. Kimse sana darbe yapmayacak. Sana darbe yaparsa millet sandıkta yapacak. Yüz kere söyledik dilimizde tüy bitti. Bir Hüsamettin Cindoruk var. O davanın adamı yaşayan belki de son siyasetçilerinden birisi. Adnan Menderes'i istismar etmek için AK Parti logolarını yasadaya taşımak ayıptır. Hadi onu yaptın. Cindoru uçar, Gültekin Uysal'ı çağır. Yok. Varsa yoksa tek başına one man show. One man show. One man show. Başka bir derdi yok. Ve burada demokrasi ha hamaseti yapıyor. Değerli arkadaşlar şunu söylemek isterim. 128 milyar dolar nerede diyenlere ya susun ya hayır konuşun. Bundan sonra 128 milyarı soranı masum görmeyeceğim. Diyen adamdan demokrat olmaz. Hak arayan çiftçileri, Ziraat Odaları başkanlarını meclisin önünde basın toplantısı yapmalarını engelleyip onları derdest edip Ankara Vilayet Mülki dışına polis otobüsleriyle çıkarıp orada yere döken adamdan demokrat olmaz. Benim istediğim aday kazanamaz diye Barolar Birliği kongrelerini yaptıran adamdan, yaptırmayan adamdan demokrat hiç olmaz. 1 Mayıs kutlamalarını ve milli bayramları kutlamayı yasaklayandan benim ve Türkiye'nin alacağı demokrasi dersi olamaz. Ve İstanbul seçimlerini kaybettikten sonra seçimi iptal eden adamdan demokrat hiç olmaz. Hiçbir İstanbul'unda ondan alacağı demokrasi dersi olmaz. Berkin Elvan'ın annesini, bir anneyi meydanda yuhlatan adamdan bizim alacağımız demokrasi dersi olamaz. Çorlu tren kazasındaki kazazede yakınlarını ve çocuğunu kazada kaybeden anneyi yargılatan insandan Çorlulu'ların, Trakya'lıların, Tekirdağlıların alacağı demokrasi dersi hiç olmaz. Cumartesi annelerini coplatan insandan Türkiye'nin batısıyla, doğusuyla, güneyiyle, kuzeyiyle alacağı demokrasi dersi olamaz. Ve demokrasi basın özgürlüğüdür, düşünceyi ifade özgürlüğüdür. Bunu bilmeyenden Demokrat olmaz. Gazetecileri hapse atandan demokrasi dersi hiç alınmaz. Düşünceyi ifade kapsamında Cumhurbaşkanı'nı yani kendisini eleştirdiği için 60 bine yakın insanı yargılatandan Türkiye'nin alacağı demokrasi dersi yok Sayın Erdoğan. Yok. Ve terör örgütü liderlerinin mektubundan seçim kazanmak için medet umandan alınacak demokrasi dersimizde maalesef yok. Şimdi size üç tane resim göstereyim. Ve Erdoğan'ın darbe karşıtlığından ziyade darbe taciri olduğunu daha iyi anlayalım. Ben bunun için derdim ki <laughs> Erdoğan darbe paranoyası yaşıyor derdim. Artık demiyorum. Çünkü görüyorum ki Erdoğan hakikaten darbe paranoyası işini aşmış. Bir dönem böyleydi. Bir darbe paranoyası hali, ruh hali vardı. Şimdi yok. Onun yerine başka bir şey aldı. Darbe tacirliği aldı. Darbe ticareti yapıyor. Bakın geriden gidelim. Erdoğan ve Kenan Evren. Faşist Kenan Evren. Erdoğan'ın Kenan Evren'e o sempatik bakışı ne öyle? Neredeydin o zaman? Darbe karşıtlığı ruhun, demokrasi cengaverliğin neredeydi? Kenan Evren'le sohbeti sohbeti yasal mecburiyetten belki bir yerde denk geldin de o sempatik bakış ne Erdoğan? O sempatik bakış ne? Gitmedi. Gitmedi. 27 Nisan 2007'yi de biz darbe sayıyoruz. Elektronik darbe sayıyoruz. Bu muhtıranın mimarıyla dört buçuk saat görüştün. Ve sonra dendi ki bu sır mezara gidecek. Bu ne muhabbet? Bu ne aşk? Bu ne sohbet? Bu neyin sohbeti? Erdoğan bu neyin sohbeti? 20, biri 12 Eylül darbecisinin darbesinin başı, biri 27 Nisan 2007 muhtırasının başı. Bu ne muhabbet Erdoğan? Bir tane daha göstereyim madem. Bugün çok darbeden şikayetçi olmuş efendi. Böyle FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'le Erdoğan'ın sayısız resmi var. Bir tane denk gelmiş değil. Bu sayısız resimlerden sayısız farklı zamanlarda, farklı yerlerde çekilmiş resimlerinden birisi. Ve muhtemelen orada, burada diyordur ki Fethullah Gülen'e, ne istediniz de vermedik Hoca Efendi. İşte Hoca Efendi'nin her istediğini verdiğin için senin verdiğin uçakla bu meclis bombalandı Erdoğan. Bu meclis bombalandı. Bize darbe numarası yapma millet yemiyor. Tabii darbe numarası yaparken CHP'siz yapamıyor. Her şeyi CHP'ye e, mal ediyor. CHP'ye akla gelmedik iftiraları atıyor. Milletin aklıyla da alay ediyor zannediyor ki millet bu <laughs> iftiraları e, yutacak, yiyecek, inanacak. Bugün de şöyle söylemiş. Buna cevap vermesem olmaz yine 27 Mayıs da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda konuşmanın yarım saatini bize ayırdı. Sağ olsun eksik olmasın. Ee, böylece bizi dikkatle takip etmeyenler de takip ediyor ve toplumda desteğimiz artıyor. Ben bu tutumundan vazgeçmesini istiyor değil. Ama bazı şeylere de cevap vermek mecburiyeti var. Tam cümlesini okumak için çocuklardan şeyi çıkarttırdım metni. Faşistliğiyle, yatırım düşmanlığıyla, beceriksizliğiyle, hırsızlarıyla, hırsızlığıyla, terör örgütleriyle aynı kulvarda yürüyüşüyle CHP apaçık ortada dedi beyefendi bugün. Bugün Menderes'e Fatih okudu sonra CHP'ye verdi veriştirdi. Şimdi bize yönelik iddialarına kısa kısa birer cümle cevap vereceğim. Terör örgütleriyle aynı kulvarda yürüdüğümüzü iddia etmiş ya. Bak terör örgütleriyle aynı kulvarda yürüyen arıyorsan dört yere bakacaksın. Dört yere bakacaksın. Bir, kendi kurmaylarına bakacaksın. Oslo'ya bakacaksın. Dolmabahçe'ye bakacaksın. TRT Genel Müdürüne bakacaksın. Terör örgütleriyle kol kola yürüyenleri orada göreceksin. Bize faşistliğiyle de demiş. Valla o konuda söylenecek çok şey var ama uzatmayayım zamanınızı almayayım. Erdoğan bir faşist arıyorsa bir boy aynasının karşısına geçmesini tavsiye ederim. Bir boy aynasının karşısına geçerse aradığı faşisti görür zannediyorum. Hırsızlık demiş. Allah'tan kork, kuldan utan. Geçen hafta bugün bir daha getireceğiz çünkü. Kendi bakanlığına fahiş fiyattan dezenfektan satan bakan için araştırma istedik. AK Parti ve MHP reddetti. Kadın da sattığını inkar etmedi. Bakanlığına e, dezenfektan sattığını inkar etmedi. Hırsız arıyorsan eski ticaret bakanı başta olmak üzere etrafına bakacaksın. Aynaya bak demiyorum, etrafına bir bakacaksın. Yatırım düşmanı demiş CHP için yatırım düşmanı arıyorsan üretim ekonomisini beton ekonomisine çeviren kurmaylarına bakacaksın. Tarımı bitirip saman ithal eden kurmaylarına bakacaksın. Tank palet fabrikasını Katar ordusuna peşkeş çekerken attığın imzana bakacaksın. Yatırım düşmanlığını orada göreceksin. Ve demiş ki bizim için tek işleri Türkiye'ye engel olmak. Doğru söylüyor. Biz şöyle bir Türkiye'ye engel olmak istiyoruz. Bu toprakların ve bu ülkenin, Moğolların, Haçlıların, Timur'un yaptığı gibi yağmalamasına ve yağmalanmasına engel olmak istiyoruz. Biz, bizim tek işimiz bu. Bu toprakların yağmalanmasına engel olmak. Bir işimiz daha var. 128 milyar doların hesabını sormak. Tek işimiz bu doğru. Bir tek işimiz daha oldu evvelsi günlerde. Mafyadan ayda on bin dolar harçlık harcıra alan siyasetçiyi bulmak. Bunu da bulacağız. Dün 4348 savcıya çağrı yapmıştım. Arkadaş elimize fener alıp savcı mı arayacağız ya? Diyojen gibi, Sinoplu Diyojen gibi. Ben anlamadım. Elimize fener alıp savcı mı arayalım? 4.348 tane savcı var. Kimi, kimin yanında olduğunu, kimin yanında olmaya devam edeceğini, kimin kimin yanında olacağını bilmem. Kimin, kimin emrinde olduğunu, kimin emrinde olmaya devam ettiğini ve kimin emrinde olacağını da ben bilmem. Ama madem bugünlerde bu iş çok moda, ben size bir şey söyleyeyim. Biz Adalet aradık, adalet arıyoruz, adalet aramaya da devam edeceğiz. Bulana kadar arayacağız. Adaletin tecellisini engelleyen herkesle de çatır çatır mücadele edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer başkanına dört gün önce bir dilekçe verdik. Birinci imzası Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olan bir dilekçe verdik. Dördüncü gün sayın başkanım. Hepimizin başkanı olmaya seni davet ediyorum. Hepimiz töhmet altındayız. Bu isim İçişleri Bakanı'nda var. Eski İçişleri Bakanı değil. Halihazırdaki İçişleri Bakanı'nda var. Ve senden bir şey istiyorum ya. Bir şey istiyorum. İçişleri Bakanı'na bir yazı yaz ya. De ki arkadaş sen böyle bir laf ettin. Sen böyle bir laf ettin. Benim meclisin başkan olarak milletvekili eski ya da yeni fark etmez milletvekillerini zan altında bıraktın bu ismi açıkla. Açıklar açıklamaz ben onu bilmem. Ama bunu yap. Tabii dün Erdoğan'ın gecikmeli ve kerhem verdiği destek İçişleri Bakanı'nın mafyadan 10 bin dolar maaş alan siyasetçiyi açıklayamayacağını bize gösterdi. Zaten İçişleri Bakan da onun için böyle bir laf etti. Erdoğan'ın desteğini garanti almak için. Ben öyle düşünüyorum. Doğrudur değildir. Bakanın konuşmalarından sonra iki şey olacaktı. Ya didiştiği suç örgütü yöneticisi bakanına tamam diyecekti ya da bağlı bulunduğu sarayın başındaki zat bakana tamam dur sus artık gerisini biz hallederiz diyecekti. İkincisi oldu. Biz öyle görüyoruz. Yani meclis başkanından tık yok, cumhurbaşkanı suspus, iddia sahibi İçişleri Bakanı da suçluyu, suçu ört bas. Tablo bu. Ömer Çelik de belgesi olan savcıya gitsin demiş. Ya İçişleri Bakanı bunu yeni öğrenmedi. Bu uzun zamandır var olan bir şey. İçişleri Bakanı bir suç işlemiş zaten. Suçu ve suçluyu saklamış, gizlemiş. Yardım ve yataklıktır bunun adı. Başka bir şey olamaz ki. Hani bu mafya bu siyasetçiye parayı yeni vermeye başladıysa çıksın onu söylesin. Hani evrak tamamlıyorum diyebilir. Ya suç örgütünden para almak, bakan da olsan, milletvekili de olsan, siyasetçi de olsan, bakkal da olsan, manav da olsan, kasap da olsan suç kardeşim. Bir içleri bakın diyor ki bir suç var. Ben bunu söylemem. Niye? Niye söylemesin? Söylersen birileri rahatsız olacak. Biliyoruz biz. E birileri rahatsız olacak diye bunu saklarsan da sen o koltukta o koltuğa mütenasip olmayan bir iş ve eylemin içindesin. Görevi kötüye kullanıyorsun. Bunu söylemeyeceğiz mi biz? Sayın Erdoğan, Muhalefet Partisi'nin işi bunlar değil midir? Bizim işimiz size metiyeler düzmek değil. Bunları söyleyeceğiz kardeşim. Rahatsız olsanız da söyleyeceğiz. Tehdit etseniz de söyleyeceğiz. Sizin tehditinizden geçtim. Mafyaya bizi tehdit ettirseniz de söyleyeceğiz. Mafyadan da geçtim. E, trollerinize bizi tehdit ettirseniz de söyleyeceğiz. Trollerinize de geçtim. Taş ve teşkilatınıza bize taş attırsanız da bunları söyleyeceğiz. Ama AK Parti'de bir özellik daha var. Ne zaman bir kusur işlese, mahcup olunacak bir iş yapsa dört şey söylüyor Erdoğan hemen. Bugün de yaptı biraz. Dört şey. Terörle mücadele hamaseti. Birinci zarfı. Sonra darbe tacirliği, darbe paranoyası, darbe ticaret hepsi bir arada. Sonra önemli bir FETÖ'cü yakaladık. Şimdi sonra bugünlerde ona bir şey ekledi. Doğal gaz rezervi bulduk. Ya bul iyi ne güzel aferin. Mühendislerimizi, gemi kaptanlarını, teknik elemanı, sondajcısını, helikopter hepsini kutluyoruz. Alınlarından öpüyoruz. E bu işler ne olacak? Bu mahcubiyet... Bu saydıkların bu mahcubiyeti, bu kusuru örtmez. Kamu vicdanı kanıyor, Erdoğan hedef Türkiye diyor. Hayda ne alaka kardeşim. Bir siyasetçi mafyadan her ay 10 bin dolar alıyorsa ve bunu senin bakanın söylüyorsa biz bu kim deyince niye hedef Türkiye olsun be kardeşim? Kim bu? Nerede yaşıyoruz biz? Nerede yaşıyoruz? Bugün demokrasi havaseti yaptın. İşte demokrasi ise buyur. Şeffaflıktır demokrasi aynı zamanda. Devleti şeffaf idare etmektir. Yok. Bu yok. Fakat bu masalı kimse yemiyor. Şimdi Erdoğan masalları dinlenmeyince yeni bir moda girdi. Muhalefeti tehdit etmeye başladı. İşte demin söyledim. O 128 milyar için ne dedi beyefendi? Ya hayır konuşun ya susun. Bundan sonra 128 milyar nerede diyeni masum görmeyeceğiz dedi. Ne demek bu ya? Soruyorum ha şimdi işte. Erdoğan 128 milyar dolar nerede? Şimdi beyefendi beni masum görmeyecek. E şimdi tabii beni fazla tehdit edemez. Ama araya şimdi ne girdi? Önce mafya girdi. <laughs> Alaattin Çakıcı'nın sayın genel başkanımıza tehdidini savcı rutin bir tepki olarak değerlendirdi. Biz tabii böyle onlara pabuç bırakmayız ayrı. Mafya tehditleri mafyanın bir kısmı. Dün Sedat Peker AK Parti'de mitingler yapıyordu. Boy boy protokolde Sedat Peker ve AK Partilerin fotoğrafları var, etkinlikleri var. Her şey var. Ona ödül veriliyor. Göklere çıkarılıyor. Ha şimdi Alaaddin Çakıcı geldi devlet beyin arzusuyla. Sedadı atalım. Alaaddin'le yol yürüyün kardeş. siz Mafyasız yola gidemiyor musunuz ya? Siz mafya olmadan devleti idare edemiyor musunuz kardeşim? İlle yanınızda bir mafya olmak zorunda mı? Dün A, bugün B, yarın C. Ya bu mafyayı özendirmek, çeteciliği özendirmek, gizli e, suç örgütü kurmayı, buna dahil olmayı özendirmek olur ya. Bunu görmüyor musun? Siz bunu 84 milyonun gördüğünü zannetmiyor musun? 84 milyonun sizin bu numaralarınızı artık yemediğini bilmiyor musunuz? Bildiler. Şimdi birler yeni bir moda geçti beyefendi. Diyor ki tehdit kar etmedi, kendi tehdit etmedi, mafya tehdidi kar etmedi. Efendim bunlara bizim biraz güçlü olduğumuz yerlerde linç hamleleri yaptıralım. Sayın Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta, Sayın Akşener'e Rize'de Çubuk'taki linç girişiminden sonra Erdoğan tek kelam etmedi. Hatta kurmayları niye gitti oraya dedi. Şimdi dün Rize'de sayın evvelsi gün Rize'de sayın Akşener'e yapılan saldırı için dört cümle etti. Diyeceksiniz ki ya efendim dün de bunları söyledim. Bunların unutulmaması lazım. Duymayanların da duyması lazım. Kulaklarını kapatanların da duyması lazım. Bir, bu daha bir dedi. Daha neler olacak dedi. İki, bunlar iyi günleriniz dedi. Yani ufak saldırıları iyi gün sayıyor. İstiyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na Artvin'de yapılan gibi kurşun sıkılsın. Kötü gün o. Bu çıkıyor. Az bile yapmışlar dedi ya. Az bile yapmışlar dedi ya. Bir cumhurbaşkanı, bir siyasi parti genel başkanına yapılan için az bile yapmışlardır diyorsa yandı gülüm keten elvadır. Felakettir. Vahim üstüdür. Peşine de diyor ki dua et. Çok ileri gitmediler. Gidiyorlar gidiyorlar merak etme. Bak bu olaylardan sonra Yunus Taşkıra. 600 metreden diyor nokta atışı 800 metrede de kol bacak vurabiliyorum diyor. Muğla Fethiye din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. Erdoğan'ın konuşmasından sonra bu paylaşılıyor. Erdoğan. Türkiye'ye getirdiğin hale bak. İnsanların cüretine bak. Milliyetin Bakanı'na da bir sorumuz var. Tabii hem savcılara var. 4.348 savcıya. Bu beyefendi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile ilgili acaba hem idari hem adli bir işlem yapıldı mı? Merak ediyorum. Bu zat bu tweeti atma cüretini Recep Tayyip Erdoğan'dan alıyor. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Şimdi bu memleketin insanlarını inanç aidiyeti üzerinden etnik aidiyeti üzerinden e Kutuplaştırdın, yaşam tarzı üzerinden kutuplaştırdın, yetmedi. Düşünce basındaki kutuplaşma beyefendiye yetmedi. Beyefendi şimdi coğrafi olarak da bu memleketi, vilayetlerini kutuplaştırma, bölme peşinde. Tabii kendisi bir gittiği yere meclise bile 300 korumayla geldiği için o 81 ile gidebilecek. Ama Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve diğer muhalefet liderleri bazı illere gidecek, bazı illere gidemeyecek. Mi sannediyorsun sen? 81 ile de gidecekler. 81 ile de gidecekler. Ne yaparsan yap. İster önlerine troll koy. İster mafya koy. İster fanatik partilerini koy. İster provokatörlerini koy. İster biraz önce resmini gösterdiğim bu uzun menzil hedef atış yapabilen adamı koy. Neyi koyarsan koy. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ve diğer muhalefet liderleri 81 ile gidecekler Erdoğan unutma. Gidecekler. Ve onların güvenliğini sağlamak senin görevin. Benim Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in velhasıl 84 milyonun can ve mal güvenliği devletin üstünde bir emanettir. Maalesef devleti de sen yönetiyorsun. Sen yönetiyorsun. Liderlerimizin ve bizlerin can ve mal güvenliği sana emanet. Yani aslında kuzu kurda emanet. Bakalım ne olacak? Yaşayıp hep birlikte göreceğiz. Değerli arkadaşlar yarım saatte oldu. Ee, birkaç konu var idi. Bunları daha sonra değerlendiririz diyorum. Sabrınız için de teşekkür ediyorum efendim. Soru yok gibi duruyor.